Apple'a da karşı, Microsoft'a da karşı, Google'a da karşı gemiden ilk atılacaklar yük olarak yazılımcılar görülmüş ve atılmış. Balkon konuşması yerine size kavanoz konuşması yaparım. 10 e, yılda zaten kıyamet kopacak, fazla zorlamaya gerek yok, bütün dünya yok olacak. Pazar günümüzün içine ettik ve negatif ne kadar haber varsa onları pompaladık. <laughs> Ötesi podcast serimizin 91. bölümünden herkese merhaba. Podcast ve YouTube tarafında dinleyici ve izleyicilerimizle birlikteyiz. Sevgili Daha Uzgur'la birlikte ben Özcan Yazıcı. Merhaba sevgili Daha Uzgur. Merhaba. Yağmurlu, yağmurlu, bir perşembe akşamı mı diyelim? Öğleden sonrası mı diyelim? Öyle oldu. Kış herhalde sonunda gelmeyi karar verdi. 1 Aralık şu anda. Kış aylarına başladı. Ya bir zahmet yani. <laughs> yani. Kar ne zaman yağacak? Ne zaman soğuk olacak? Bugün biraz önce başka bir podcast kaydımız vardı. Orada bir yetkili 60 günlük Bursa'nın suyu kaldı dedi. Benim tüylerim diken diken oldu açıkçası. ve Kayıttan sonra dışarı çıktım. Baktım yağmur başlamış. Derin bir nefes aldım. Ama bu yağışlar tabii ki su ihtiyacını karşılama yeterli Geçen hafta konuşurken bu konuyu dedik ya. Her seferinde direkten dönüyoruz işte. Hep son anda bir yağmur yağıyor diyor. Yine aynısı. Kar vesaire de yağarsa yırtmış olacağız yine bu durumdan ama seneye aynı durum. Belki biraz daha erken. Yapacağız. Her yıl katlanarak bu sorun büyüyor. Evet, bu sorun özellikle evet. iklim genel sorunlarıyla birlikte umarız bu sorunları çözecek noktalara doğru evrilmesin. Bu hafta güzel konularımız var. İlginç konu başlıklarımız var. Onları konuşacağız ama bu haftanın ana başlığı ilginç bir başlık oldu sevgili Dağın Bu konuyla ilgili teknoloji medyasında da ilginç tartışmalar evet. oldu, yazılar oldu. Özellikle Füsun Sarp, Nebil Hanım güzel bir yazı da yazdı. Ama onun öncesinde de işte bazı haber kaynaklarına yansıyan ilginç haberler oldu. İşte yazılımcı göçü konusunda ilginç tartışmaları var. Bu konu ya yani son yıllarda ekonomik kriz, işte Türkiye'nin son 5-6 yıldaki hatta 10 yıla kadar genişletebiliriz evet. içinde bulunduğu sosyoekonomik, siyasi koşullar nedeniyle çok fazla yetkin, yetişmiş insanı beyin göçü yurt dışına doğru gidiyor. Doktorlar, mühendisler ve bilişim sektöründe birçok uzman, yetişmiş insanımız yurt dışına doğru göç ediyor. Son basına yansıyan teknoloji haberleri içerisinde 30 bin yazılımcı işte yurt dışına göç etti son birkaç yıl içerisinde diye haberler çıktı. Bu iptalları gündeme getiren Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı'nın açıklamaları kaynak olarak gösterildi ama daha sonra Füsun Hanım'ın yazmış olduğu yazıdan da anladık ki aslında tam olarak bunu kastetmemiş Gönül Hanım. Daha sonra Bilgisayar Mühendisler Odası Başkanı Cem Nuri Aldaş da bu tartışmaların içerisine katıldı. Aslında işte derneğe, odalara bağlı yaklaşık olarak 700 civarında bir Yazılımcı göçünün yurt dışına gidişin söz konusu oldu ama işte yazılım mühendisliği mezunu olmayıp ama kendisini yazılımcı olarak yetiştirmiş olan kitle gelişi içine kattığımız zaman 4-5 bin kişilik bir göç söz konusu bu ciddi bir rakam aslına bakarsan bir ülke için ama böyle 30 bin, 100 bin vesaire gibi sayılar söz konusu değil zaten şu anda 100 bin civarında bir mezun olduğu söyleniyor. E Aa, ekosistemde çalışıyor. Memlekette 1 milyon yazılımcı var. Koskoca BTK kampanya başlatmıştı. Görevi bırakan bakanın önceliğinde. Önce 500 bin denmişti. Sonra 1 milyona kadar Berat evet. Albayrak çıkartmıştı. Öyle bir kampanyada da vardı. Onun sonuçlarla ilgili de ne bir, olduğunu çıktı, el, yazdığı gibi aslında kimse bir şey bilmiyor. Çıktı elde zaten. edemedik. Haberi bu ilk etapta görünce başkanın Gönül Kamalı'nın yazdığı şey ben de hemen Twitter'da öyle bir tepki verdim. Yani memlekette hani bu kadar yazılımcı olmadığı gibi gidişinin sebepleri olarak da kendisi kibarlık yapıp yeterli geliri elde etmemeleri, çalışma saatlerinin çok yoğun olması gibi sebepler olarak belirtmiş. Ama tabii Türkiye gerçeklerinden tamamen kopuk bir tespit bu. Çünkü yazılımcılar bir kere özgürce çalışabiliyorlar. Hani serbest çalışma imkanları var bunların ve dünyanın her yerine de iş üretebiliyorlar. E bu adamlar gidiyorsa sebepler bunlar olamaz. Evet. yani ekonomik gerekçeler de vardır mutlaka ama yani yine Füsun Hanım'a göndermede bulunarak, yazısına göndermede de bulunarak söyleyebilirim ki bu kalifiyede, bu yetkinlikteki insanların temel kaygısı tabii ki yalnızca şey değil. Gelir konusu, para konusu değil. Bu insanlar daha kendilerini gerçekleştirebilecekleri, ifade edebilecekleri, Özgürlük konusunda kendilerini daha rahat hissedebilecekler ortam arıyorlar. Bu ortam bulamayınca çözümü çok kolaylıkla da teklif alabiliyorlar. Biraz sonra konuşacağız işte birçok ülke artık bilişim sektörü odaklı insan kaynağını ülkelerine çekebilmek için göç politikalarını değiştiriyorlar, esnetiyorlar. Eski katı politikalarını bırakıyorlar. Bunlar da sağlanınca ve özgürlük konusunda da nefes alamıyorsa insanlar göçü öncelik olarak tercih ediyorlar. Sen de biliyorsun ki rahatlıkla dünyanın birçok ülkesinde insanlar artık bulundukları yerden döviz üzerinden yazılım alanında iş geliştirip para kazanabiliyorlar. Şimdi bir makina'nın ihtiyacı olan elektriktir. Enerjidir üretir makine. Bir işçinin kol gücüyle çalışan bir işçinin iyi bir beslenmesi, iyi bir uyku çekmesi, üretmesi için yeterlidir. Ama bunun dışında zihniyle üreten insanların da motivasyonu ve enerjisi de toplum hayatındaki yaşayış tarzı ile ilgili bir konu. Türkiye'de son dönemde artık dışarıdan beslenemez hale geldik. Yani sosyal manada dışarıdan beslenemez hale geldik. Bir etkinliğe gitmek çok büyük problem haline geldi. Düzenlenen birçok etkinliğin iptali. İşte rock müzik konserlerinin iptal edilmesi birçok ilde. Festivalleri. Bazı dini derneklerin baskısıyla, onların his satır yazısıyla koskoca rock festivallerinin iptal edilmesi. Yazın her türlü etkinliğin, belediyelerin düzenlediği etkinliklerin bile işte işin içine siyaset girmesi falan filan derken insanlar biraz bunaldılar. E, zihniyle, aklıyla üreten yazar, çizer, işte yazılımcı da buna dair sanatçı bir eser ortaya çıkartabilmesi için, beynini, zihnini açabilmesi için bu tarz etkinliklere ihtiyacı var. Bu da olmayınca aslında bu gidişin ana sebepleri bu. Yani yoksa burada yeterli parayı alamadılar. Görece piyasa şartlarına göre Türkiye'de yazılımcılar fena para almıyor yani. İyi, iyi ücretlere çalışıyorlar asgari ücretle karşılaştırınca. Ama yurt dışında bir takım sosyal imkanlar daha iyi olduğu için daha özgür, daha güzel, daha böyle bazı girmek istemediği konulara girmeden üzerinden sekerek ilerleyebildikleri için oralara gitmeyi tercih ediyorlar. Zaten o gittikleri ülkelerde İngiltere ve Almanya kucak açmış durumda. Diyor ki yeter ki eğitimli adam buraya gelsin. Hı hı. Yeter ki gelsin evet. Şimdi tabii bu göç konusunu yazılımcı yetişmiş insan konusundaki göç konusunu konuşurken şöyle ilginç bir tablo da var artık. Önceki kayıtlarımızda da bölümlerimizde de konuştuk. İşsizlik, ekonomik kriz, işte dünyanın yaşamış olduğu dalgalanmalar, ekonomik dalgalanmalar kalifiye sektörleri de yazılım bilişim sektörlerini de derinliğe etkiliyor işte. Önceki birkaç bölümümüzde de konuştuk. Binlerce insan teknoloji sektöründe işten çıkartılıyor. 1 Ocak 2022'den bu yana mesela ABD'de 850'den fazla teknoloji şirketinden Kasım ayı verilerini de dahil ettiğimiz takdirde 150 bine yakın insan işten çıkartılmış vaziyette. Yani bu göç konusunun farklı bir fotoğraf aslında bu. Eskisi gibi de hani evet bazı ülkeler gelin ihtiyacımız var diye politikalarını esnetiyorlar. Ama bir taraftan da artık öyle kolayca da göç edilebilir bir tabloda şu anda ve önümüzdeki aylar ve yıllarda da yok gibi gözüküyor. Ama ülkende oturursun, yaşarsın, yurt dışına da dövizle rahatlıkla anlaşmalar yapıp yazılımlar geliştirip satarsın, döviz kazanırsın, TL harcarsın. Aslında yazılım alanında çalışanlar için şu anda daha konforlu, daha tercih edilebilir bir fotoğraf var. Bu biraz önce konuştuğumuz şeyi de destekliyor. Ya yani maddi, parasal konular tek başına belirleyici değil göçte. Ülkenin geleceğine yönelik yaşam tarzına yönelik kaygılar, bir takım stresler insanları bu göç konusunda teşvik ediyor olabilir. Amerika konusunda ben şöyle bir tespitimi aktarayım. Benim yorumum şu. Amerika'da çok yüksek sayıda işten çıkartmalar olduğu için aslında burada da ikinci yapılan röportajda Füsun Hanım'ın yaptığında biraz ona dikkat çekmişler. Yani Amerika'da da çok yazılımcı konusunda işsizlik problemi olabilir. Vizeleri iptal oluyor. Çünkü çalışma vizesiyle gelmişler. 60 gün içinde yeni bir iş bulamazlarsa evet, H1B1 vizeleri iptal olacak ve geri dönmek zorunda kalacaklar. Şöyle bir problem var Amerika'da. Orada işte Facebook'ta gördük, Twitter'da gördük. Aşırı derecede şişmişler bunlar personel sayısı olarak. Yani şirketin ihtiyacından daha fazla personel almışlar. Karlılıklar yerinde olduğu için bu konu göze batmıyorken hı hı. e şimdi karlılıklar azalıp gelirler düşünce de gemiden ilk atılacaklar yük olarak yazılımcılar görülmüş ve atılmış. Twitter tarafında dünya kadar adamı işten çıkarttı yeni sahibi ama Twitter hala çalışmaya devam ediyor. Ve şu anda geçen gün yine bir bilgi var. Kor çekirdeğin eskisinden daha hızlı çalışmasını sağlayacak da değişiklikler yapmışlar. Yani geri kalan personel de belki orada şöyle bir durum vardı. Ya abi çok çalışmama gerekiyor. Zaten kalabalığız. Arada kaynarız derken işi şimdi sıkı sıkı tutmak ve yeteneklerini gerçekten ortaya çıkartmak için insanlar daha alevli bir şekilde çalışıyorlar. Doğru mu? Yanlış mı? Hani strateji doğru mudur? Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama çalışanlar açısından bakınca onları verimli çalıştıracak bir yöneticiye ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Bence Amerika'daki bu yazılım konusundaki işsizlik, Amerika'daki ekonomik sistemin de işsizlik istemesi biraz ona da hizmet ediyorlar aslında. Çünkü Amerika'daki ekonomik sistem faizleri arttırarak zaten ne istiyor? İşsizlik olsun istiyor. İşsizlik olduğu zaman daha az para harcansın, enflasyon da yükselmesini istiyor. Şu anki bilişim şirketleri de bunu sağlıyor. O da işin değişik boyutu. Ama Avrupa için bence böyle değil durum yani. Avrupa'da hala yazılımcılar için imkanlar var. Evet. Zaten ben de tam lafı oraya, Avrupa'ya ve Avrupa'nın kalbine, beynine hatta getirmek istedim. Almanya'ya getirmek istedim. Ufak ufak önceki bölümlerimizde de değinmiştik, konuşmuştuk aslında. Hatta bir, geçen hafta ya da bir önceki bölümümüzde de olabilir. Almanya'nın 1 milyon 200 bin civarında bir insan kaynağına ihtiyacı olduğunu konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya'da mevcut hükümet göç yasasını değiştirecek somut adımlar da atmaya başladı. Esnetiyorlar çok sert kurallar vardı Almanya'nın biliyorsun. İşte Almanca bileceksin, meslek yeterliliğini ispat edeceksin, iş bulmuş olacaksın gibi çok fazla kural vardı. Şimdi bunların hepsini esnetiyorlar. Özellikle de bilişim sektöründe. Bilişim ve bilgi ve iletişim sektöründe özellikle çalışmak isteyenler için Almanca bilme şartı tamamen kaldırılmış. Merkezi hükümetten ziyade artık yeni göç yasasıyla birlikte şirketlere inisiyatif bırakılıyor mesela. Şirket diyebilecek ki bu insan benim için gerekli bir insan ve ben bu insanı istiyorum dediği zaman artık diğer bürokratik işlemlerde kolaylaştırılacak. Ne diyorsun yani çoğunlukla özellikle bilişim sektörü gibi alanlarda silikon vadisine doğru bir göç vardı, bir hareket vardı. Bu göçün yönü biraz önce de konuştuğumuz gibi işten çıkartmaların da etkisiyle, tepkisiyle birazcık yazılım alanında göç Almanya gibi ülkelere ya da işte Avrupa'da, Fransa, İran'da. İngiltere gibi ülkelere doğru kayar mı? Niteliğe bakalım şimdi. Yazılımcı istiyorlar ama aslında bir taşla birçok kuş vuruyorlar. Avrupa'da doğru düzgün bir bilişim projesi dünyaya mal olmuş çok nadiren çıkıyor. Genelde bizim bütün bu çok övdüğümüz işte dünyadaki en büyük şirketler sıralamasına giren yazılımlar veya işte şirketler, sosyal medya siteleri hep Amerika'da yaşıyorlar, orada kurulmuşlar veya oraya taşınmışlar bir süre sonra. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa o yüzden Apple'a da karşı Microsoft'a da karşı, Google'a da karşı, Avrupa bütün Amerikan şirketlerine karşı ve bazılarında maalesef kaybediyor savaşı bu vergi alma konusunda da. O yüzden Avrupa'nın yazılımcıyı bünyesine çekmekle ilgili birinci konusu oradan artık iyi bir dünyaya mal olmuş bir şeyler ortaya çıkartmak bu bir. Ama burada hemen bir parantez açayım. Bunu yalnızca yazılımcı ihtiyacını işte Facebook, Google gibi bir teknoloji geliştirme olarak düşünmeyelim artık. Yani yazılım ihtiyacı sağlıktan eğitime, yapay zekadan yenilenebilir enerjiye kadar her alanda artık yazılıma ihtiyaç var. Çok büyük bir derinlik kazandı. Dolayısıyla yalnızca böyle büyük dev meta gibi, Facebook gibi, Amazon gibi dev markalar olarak düşünmeyelim. Ara sektörler de dahil olmak üzere, küçük sektörler de dahil olmak üzere bütün alanlarda artık teknoloji ve dijitalleşme derinlik kazandığı için Buralarda da yazılımcıya ihtiyaç var. E tamam, var ama sonuçta dünyaya mal olacak markaların olabilmesi için bir ekosistem olması lazım. Yani orada çok yazılımcı olması lazım ki 100 kişi. Ama Almanya böyle bir ekosistemi yarattı bence. Ya Endüstri 4.0 kavramı bile ortaya atan. Doğru. Çok büyük fabrikalar orada. Endüstri 4.0 kavramı oradan çıktı. Maya, sen yakından biliyorsun zaten. Orada staj da yaptım. <laughs> evet. Şeydeki şirketlerin yönetimini sağlayan program, bütün çoğu şirketin kullandığı program Alman malı bir yazılım ve dünyayı kazanıyor. Ama ben biraz daha olayı dünya gözünde Avrupa'nın daha başarılı işler çıkartması, daha göz önünde olan projeler olarak özetlemek istedim. Gündeme gelecek şeylerden bahsediyorum. İşte işte SpaceX Amerika ya hepsi Amerika yani saydığımız konuştuğumuz her burada, şey. Burada bak burada birçok Avrupalı akademisyen hükümet temsilcisi de bu noktayı aslında senin dile getiriyorlar. Bu konuda farkındalar. Burada Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın başını çektiği ülkeler gelmekte olan yapay zeka dalgası ve devrimine hazırlanıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki birçok fırsatı kaçırdık. Silikon Vadisi'ne, Amerika'ya hatta Çinli şirketlere ve bu ülkelere liderlik kaptardık ama yapay zeka konusunda aynı hatayı yapmayacağız deyip bu agresif politikalar izliyorlar şu anda. İşte burada insanların yetişmiş beyinlerin neden Amerika'yı tercih ettiği, neden Avrupa'yı daha az tercih ettiği diye bir soru işareti. Amerika bütün yazılımcılarını kendi mi yetiştiriyor? E, tamam çok iyi üniversiteleri var bu arada. Yani yazılımcı mühendis yetiştiren var ama Hindistan'dan da en başarılı gençler oraya göçüyor. Veya Türkiye'den hedef hep işte Silikon Vadisi'ne gitmek. Ha demek ki bir yaşam tarzı ile ilgili de bir konu var burada. Zaten Almanya'nın bu göç yasasındaki değişiklik önemli ayrıntılarından bir tanesi de üniversitelere gelecek olan gençleri daha da kolaylaştırıyorlar. Alman üniversitelerini tercih etmelerini, o ülkede yaşamalarını, üniversite mezun olduktan sonra iş piyasasına dahil olmalarını da kolaylaştıran hükümler de var. Ben yani şimdi, çok esnetiyorlar. Evet, az önce hani bir taş birçok kurbağa dedim. Şunu söylemek istiyorum. Zöyle anlatıyoruz ki, sanki bizi izleyemedi. <laughs> Tavsiye ediyoruz, <laughs> Tavsiye ediyoruz gibi. gibi. Ama ya gerçekler bunlar. Şimdi birincisi bu. İyi bir ürün ortaya çıkartmak. İki, eğitimli bir yazılımcıyı aldığınızda ve nüfusun ağırlığını bu tarz eğitimli insanlara verdiğinizde toplumsal yaşam kalitesi de artıyor. Tabii ki. Kesinlikle. Az önce söylediğim konu. Bu adamlar neden Silicon Valley'sine gitmek istiyorlar? Çünkü ortam yazılımcılara çok uygun. Güzel özgürlükler var. Güzel ortamlar var. Bir gencin isteyebileceği her şey var. Avrupa biraz daha soğuk. Zaten iklim olarak da hani daha soğuk yerleri var. O yüzden buraya Kaliteli gençler, iyi insanlar aktarılırsa şehirlerin de toplumun da kalitesi artar. Çünkü bilindiği üzere Avrupa'da nüfusla ilgili bir problem var. Yani şu anda daha çok göçenlerin çok çocuk yapması ama eğitimlilerin az çocuk yapmasından kaynaklanan bir ileride belki toplumsal kalitenin bozulması gibi bir şey söz konusu. Bu bizim ülkemiz için de aynı şey geçerli. Yani 10-15 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 7 milyon civarında bir insanın sistem piyasasından yetişmiş kalifiye insan kaynağından söz ediyoruz. İslam piyasasından çekilip işte emekli olacak, yaşlanacak. Dolayısıyla bu öngörüler nedeniyle Almanya şu anda strese girmiş. İşte tam var. şu ekonomi de hazır böyleyken doğru bir karar bu ve son alınan düzenlemeyle, son yapılan düzenlemeyle birlikte iş bulmadan bile gelmene izin veriyorlar. Yani daveteye de ihtiyacın yok. Gidiyorsun, işini orada alıyorsun. Zaten nitelikli bir adamsan orada iş bulabiliyorsun. Fırsat kartı bunun adı. Gel diyor yani ne olursa ne ol gel diyor. Tabii ki hangi ülkelere ne koşullar sağlanacak bunu çok bilemiyorum. Ya yani ben Türkiye'de bugün şimdi yazılımcıyım deyip mesela bu fırsat kartından alabiliyor muyum acaba? Çünkü bir ön incelemeden bahsediyor burada. Muhtemelen yine iyilerini seçecekler. Herkes gidemeyecektir diye düşünüyorum. Burada Türkiye'de mezun olduğun okul önemli olacak. Belki iş deneyimin önemli olacak. O mülakata gittiğinde konuştuğun insanın vereceği puanla ilgili bir konu olabilir ama şu an yurt dışına çıkmakla ilgili orada yaşamakla ilgili bir fırsat var ama her zaman tekrarladığımız gibi herkesin en güzel yer ana vatandır, doğduğu yerdir. Yurt dışına gittiğiniz zaman bunun ezikliğini yaşarsınız bunu unutmayın. Yani evet o da apayrı bir konu ama birazcık aynaya bakarak bu konuyu şu boyutuyla da konuşmamız, düşünmemiz lazım. Bizi nasıl etkileyecek? Bu şekilde konuşuyoruz ama bu yanlış da anlaşılmasın. Yani sanki Almanya'da, Amerika'da işte böyle yetişmiş insana ihtiyaç var. Ülkede işte şu koşullarımızda bu bir fırsat kapısı var. Hemen soluğu, çantaları, valizleri toplayın solu burada alın demek istemiyoruz. Bir gerçeklik var tabii. Ülkemizin içine bulunduğu bir gerçeklik var. Sosyal, siyasi, ekonomik bir gerçeklik var. Bir de Türkiye dışı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın ya da farklı ülkelerin ileriye dönük stratejilere bağlı olarak sunmuş olduğu fırsatlar ve politikalar var. Şimdi bu konuştuklarımız çerçevesinde aynaya baktığımız zaman yani ne biz izleyen dinleyen insanlar özellikle genç kardeşlerimiz yani ne yapmalılar yani bir karamsarlık eşiklerini yükseltip strese kapılıp yani ben de hemen bizi dinlediler hemen internete yazdılar Almanya fırsat kartı kartı nasıl gidebilirim diye hemen harekete mi geçsinler ya durun bir düş soluklanın yani her şey o kadar kötü de değil. Bu savaş bir, gün, diye düşünün. Savaş gündeme gelmeden önce sınırlar biraz daha açıktı. Dünya neredeyse hani global dünya herkes herkese gitsin konusu varken bu Rusya Ukrayna konusundan sonra yine bir kabuğuna çekilme söz konusu oldu. Normalde benim hep savunduğum şudur. Bir birey dünya insanı olmalı. Yani tamamen beynini yurt dışına kapatmak, oradan gelen sinyalleri almamak, lokal yaşamak bu doğru bir şey değil bu dünyada. Her yeri araştıracaksın, okuyacaksın belirli bir siyasi görüşün esiri olmayacaksın, belirli bir grubun askeri olmayacaksın. Open mind, beynin açık olacak. Dünyada da her gelişme sinyalleri toparlayacaksın. Sen kendi süzgecinden geçirdikten sonra kararını vereceksin. O yüzden bizi izleyen gençler de bu kararı buradaki konuşmayla vermemeliler zaten. Analiz etmeleri lazım, bakmaları lazım. Ben kendimi geliştirdim ama işte hayatımın geri kalanında burada performanslı bir şey yaşayamayacağım gibi gözüküyor. Aa, o zaman bir yurt dışı şansımı denememde yarar var. Aklımda kalmasın deyip bu yapılabilir. Ama bazen burada da öyle fırsatlar veya öyle güzel gidecek şeyler olabilir ki düşündüm şu an aklıma gelmedi. Burası da değerlendirilebilir. Sonuç itibariyle birey insan kendi için yaşıyor ama ekmek yediği, doğduğu toprağa karşı da bir takım görevleri var. Ama bu görevler nereye kadar uzanmalı? Bu işte kişiden kişiye değişiyor. Çünkü burada şöyle bir handikap var. Bugün Türkiye bir işte savaş durumu da diyebilirsiniz. Ekonomik bir buhran da diyebilirsiniz. Gerçekleşen bir felaket de diyebilirsiniz. İnsanların nasıl birbiriyle keretlendiğini birçok kere gördük. Doğa olaylarında da aynı şekilde. Bizim burada yaşadığımız problem bu değil. Bizim yaşadığımız problem birilerinin hayat tarzlarından dolayı yukarıdan bir sopa uzatıp onun kafasına vurması ve kızdırması dan kaynaklı insanlar yurt dışına gidiyor. Yoksa şöyle bir hiçbir gencin şöyle bir düşüncesi yok. Bana ne ya ülkeye ne olursa olsun ben çekeyim gideyim kendimi kurtarayım. O değil. Buradan dışarı itiliyor gençler şu anda Türkiye'de. Ya problem bu. Kimse onlar da gitmek istemiyorlar. Ya çok doğru bir şey kullandı. İtiyorlar ee, gençlerimizi. Aynen öyle. Bir de şöyle de düşünmek lazım sevgili Dağın Uzgur. Yani hep konuşuyoruz. Hem Türkiye fotoğrafına hem dünyanın fotoğrafını çektiğimiz zaman, fotoğrafına baktığımız zaman her yerde aslında küresel bir krizle karşı karşıyayız. Şey de değil yani. Türkiye'de evet sorunlarım var, bunaldım, soluk alamıyorum, yaşam tarzı kaygım var vesaire. Yani valizi toplayıp hemen uçağa atlayayım gideyim. Gittiğiniz yerde de aslında eski dünya, 70'ler, 80'ler, hatta 90'lar koşulları yok. Dünyada da işte hep konuşuyoruz. Bilişim sektörü de dahil. Durur. Kalifiye insanların çalışmış olduğu birçok sektör de dahil genel ekonomik sorunlardan etkileniyor ve kolay koşullarda beklemiyor. Ben bu konuyu izin verirsen şu şeyle tamamlamak istiyorum. Şu vurgumla. Gitmek istiyorsanız bir fırsat alanı görüyorsanız tamam gidebilirsiniz. Yani bu bireysel tercihiniz bakış açınız. Ama şu pencereyi açık tutun ki çoğunlukla da bence o insanlarda da o pencere açık kalacaktır. Gidin güzel işler yapın, dünyayı tanıyın, gittiğiniz ülkeleri tanıyın, deneyim elde edin, fırsatlardan yararlanın. Ama tez zamanda da ülkede işler toparlanınca araya çok açmayın. <laughs> açmayayım. Geri gelin senin de biraz önce söylediğin gibi insanın kendi toprakları, kendi ülkesi, vatanı gibi, kendi kültürü gibi bir şey de yok diyerek bitireyim. Var mı ekleyeceğim bu konuyla ilgili? Ana fikir anlaşıldı zaten ama bir sonraki konumuzdan sonra da tekrar bir yorumum olacak şimdi. Evet onu bir konuşalım. O zaman attığım pası hemen göğsümde yumuşatarak söylemeye çalıştığım şeyi aktarayım. Üniversite sınavları yapıldı. Gençler bölümlerine yerleştiler. Dersleri başladı. Vizeler yapılıyor. Şu anda ikinci vizeler finallere doğru gidiliyor. Ve gördük ki mesela geçtiğimiz 2022 üniversite yerleştirmeleri sonucunda sıfır net. Tekrar söylüyorum. Sıfır net yaparak üniversitelere yerleşen. Hatta sıfır net de değil. Sıfırın altında. <laughs> <laughs> Net yaparak yerleşen insanlar olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi hani senin dikkatini çekti, paylaştığım, evet. ben de senin aracılığınla fark ettim. Barajın kaldırılmasıyla geçtiğimiz yıl Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Dehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'ne eksi iki netle yerleşmiş. Öğrenciler eksi olarak. iki. Evet, eksi iki netle yerleşmiş. Yani aslında. boş verse daha iyiymiş o kadar sallamış ki yanlışlar doğruları götürmüş, eksi iki netle girmiş yani. Şimdi yazılımcı, yetişmiş insan birçok şeyi konuşuyoruz evet. ama başka bir ülkemizin başka bir fotoğrafında da eğitim sistemimiz gerçekliğiyle ilgili böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Yani Şimdi, bu da hüzün verici. Bir tarafta yetişmiş insanlarımızı evet. yurt dışına kaçırıyoruz. Senin tabirinle çok doğru i̇tiyoruz. itiyoruz. Ama bir taraftan da hani Bunların arkasını nasıl doldurursun? Eğitimle doldurursun. Şimdi az önce yarım bıraktığım cümleyi buraya sakladım ben. Benim üniversite diplomam, emeğimle aldığım diplomam bile beş para etmez hale getirilirse böyle yöntemlerle ve yöntemler de ne için yapılıyor? Çocuklar üniversiteye girsinler. Kaşım gözüm derken 6 yıl bunlar zaten bitirirler bitiremezler. Genç işsizlik oranı rakamsal olarak geriye çekilsin. Çünkü üniversitede okuyan gençler işsizlik rakamlarına girmiyor istatistik olarak. Evet. Yani böyle ucuz numaralarla diplomanın itibarsız hale getirilmesi sonucunda ben şimdi bir genç olarak çalışıp bir diploma alsam eksi iki puanla girmiş adam ve zar zor o üniversiteyi bitirmiş aynı zamanda okuduğu üniversitede rektörü profesör bile olmayan bir üniversitede yani titılında profesör olmayan bir adamın rektör olduğu bir yerde bitirip o diplomayı alan da ben aynı şartlarda mıyım şimdi iş başvurusu yaptık mesela evet. Adam diyecek ki ben de 4 yıllık üniversite bitirdim. E ben de 4 yıllık üniversite bitirdim. Arada sadece 2 yıl var diye barajın kalkmasından istifade ederek arada böyle bir fark olduğunu düşünelim. E ben şimdi o zaman bu konuda ne yaparım? Ben o zaman hakikaten yurt dışına gitmeyi tercih ederim. Çünkü işte burada benim diplomam bile itibarsız hale getirildi. Az önce söylemeye çalıştığım o. Gençler valizlerini çok bunaldıkları zaman yurt dışına gitmek üzere valizlerini toplamak yerine bir tane rock konserine gidebilseler negatif enerjilerini toprağa verecekler belki. Burada kalmaya karar verecekler. Ama sen gencin özel hayatına müdahale et. Diplomasını itibarsız hale getir. Para verme. E ne yapacak bu insanlar? Üniversitelerde 3-5 yıl öncesine kadar bahar şenlikleri olur evet. biliyorsun. Yani Bursa Uludağ Üniversitesi de dahil olmak üzere İstanbul'daki üniversitede dahil olmak üzere bütün üniversitelerdeki şenlikler iptal edildi. Artık şenlikler yapılmıyor. Yani üniversitenin içerisinde bunları zaten çocuklar belli çerçevede organize ediyorlardı. Eğleniyordu gençler. Yani gençlikten ne bekliyorsunuz ki başka? Ulu Üniversitesi şenlik alanı çim bir alandı. Şenlikler yapılmıyor zaten uzun süredir. Genç olmayı unutmak veya gençliğini yeterince yaşayamamanın belki verdiği sebeplerden kaynaklanan bir takım problemler var. Ama her zaman söylediğimiz gibi siyasetin yaşı çok fazla. Siyaset yapanların yaşı da çok fazla. Öyle olunca da tabii gencin halinden anlamak, ona uygun bir şeyler ortaya çıkartmakta da zorlanıyorlar. İnsanlar unutuyor çünkü. Her zaman yaş ilerledikçe geriye doğru olanları biraz unutuyorsun. Burada da bence artık Türkiye'nin bu konuya bir eğilmesi lazım. Görmezden geliniyor gibi geliyor bana gençlerin bu yaşadığı problemler. Ama tabii bu toplumsal baskı daha ne kadar gider? veya verilen bu hasarlar şimdi genç olanlar yaşlandığı zaman nelere sebep olur? Onu da yaşayarak göreceğiz. Eğitimle ilgili geniş bir perspektifte epey şey konuştuk. Birçok yayınımızda da bu konuları konuşmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da konuşmaya çalışacağız. Çünkü eğitim, gençler, ülkenin geleceği, hepimizin geleceği. Dolayısıyla bu konuları konuşmaya ihtiyacımız var. Ama bazı olumsuz noktalara dikkat çekerken de karamsar olmamaya çalışıyoruz. Çıkış kapısı her zaman için var. İnsanlık bazen bir adım geri adım atsa da tarih boyunca her zaman iki adım ileri atmanın yollarını, yöntemlerini bulmuştur. Bu olumsuzluklar da sona erecektir diye umut ediyoruz. Karamsarlığa yer yok. Başka bir konumuza geçelim. Twitter'la ilgili yani Elon Musk satın aldıktan sonra birçok gelişme oluyor. Birçok şeyi deniyor, test ediyor. İşte mavi tıkla ilgili birçok hani şu gün devreye girecek, yeniden kullanıma sunulacak farklı renkler, şirketlere, devletlere ya da bireylere özgü bir takım mavi tık özelliğini geliştirme yönelik çalışmalar vardı. Bunlar son anda gene ertelemiş Elon Musk. Ama bu kaydımızda konuşmak istediğimiz konu Twitter takip edilmeyen kişilerin tweetlerini de ön plana çıkartmaya hazırlanıyor. Bu bana biraz ilginç geldi, önemsedim de aslında pozitifte yaklaştım açıkçası. Bu hani TikTok ekosisteminin işte Meta'ya, Instagram'a, Facebook'a yansımasından sonra Twitter ekosistemine de dahil olacağının da göstergesi. Hani Twitter açısından önemsediğim nokta ne? Genellikle fikirler, düşünceler, kamplaşmış durumda ve derin bir bölünme yaşıyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle, Türkiye gibi ülkelerde de böyle. Hani bu iyi kurgulanırsa belki farklı fikirlerle, farklı yaklaşımlarla tabii algoritmanın etkisi de kuşkusuz etkili olacaktır. Nasıl çalıştıracağınız da önemli algoritmayı. Biraz insanlara hani farklı fikirlerle karşılaşma, farklı düşünceleri de dinleme, görme, öğrenme fırsatı da sunabilir diye düşünüyorum. Yani sen nasıl yorumluyorsun bunu? Burada algoritmanın sağlayacağı şey şu olacakmış. Çok takipçiniz olmasa bile sizin yazdığınızı başkalarına da göstererek oradan bir etkileşim elde etmeniz. Çünkü sosyal medyada şöyle bir problem oldu. Yeterli takipçi sayın yoksa söylediğin her şey uzaya gidiyor. Yani kimse sana bir ne like gönderebiliyor, ne okuyabiliyor. Ve bu bütün artık köşelerde tutulduğu için sosyal medyada zor oluyor. Yani çok mücadele vermen gerekiyor. Mesai harcaman gerekiyor insanları sosyal medyadan yazar olmaktan soğutup biraz daha okuma kısmına geçmesine sebep veriyor. Aslında buradaki strateji biraz daha fazla içeride içerik üretici sayısının çok olması. Çünkü Twitter başta olmak üzere içerik üreticiler bu son dönemde Elon Musk'ı tehdit ettiler. Yani gideriz platformdan daha önceki istatistiklerde de içeriğin çok ciddi bir kısmının çok belirli insanlar tarafından oluşturulduğu görülmüştü. O yüzden orada da aslında belki de rest çekebilmek için yeni starlar arıyor kendine ve onların görüşlerini de ön plana çıkartmak istiyor. Dediğim gibi sosyal medyada yazdığınız şeyin hani birkaç niye yazıyorsunuz sosyal medyaya? Ana fikir olarak birileri fikrimi görsün. Eleştirsin veya yanında destekçi olsun. Ama ben şimdi olaya az takipçiyle başladıysam benim günahım ne? Onların erken gelmesinden dolayı bir sürü takipçileri olmuş. Bunu ortadan kaldırmak üzerine bir hareket burada ortaya çıkmış durumda yine bu hafta arası gerçekleşen bir durum daha var. Elon Musk Apple'a takmış durumda. Evet o da çok iyi. Market gelirlerinin çünkü %30'unu ürün ve hizmet satışlarında Apple indiragandi yapıyor. Bununla ilgili yazılımcılar uzun süredir şikayet ediyorlar. Daha önce bir oyun şirketiyle Apple böyle papaz oldu. Apple marketten kaldırdı yazılımı. Çok ciddi bir şey bu. Aslında şuna izin vermiyor Apple. Diyor ki para tahsilatı benim indirdiğim, benim sayemde indirdiğim programda para tahsilatla ilgili bir konu varsa Hepsini benim üzerinden geçireceksin diyor. Yani sadece marketten bir kere satın alırken değil oyun içinde bir şey satın alınacaksa da diyor buradan geçirip bana %30'u vereceksin diyor. Harika bir tezgah var içeride şu anda ve Apple telefon satmaktan daha iyi parayı belki de kazanıyor şeyde markette. E şimdi Elon Musk da bu en son paralı üyeliği satınca oradaki gelirlerin %30'un da kesildiğini görünce morali bozulmuş herhalde. O da istiyor ki kendi finansmanıyla, kendi yöntemleriyle bu parayı ben tahsil edeyim. Aradan Apple'ı çıkartayım. Ama Apple buna izin verir mi, vermez mi? Bu savaş başlıyor. Gerekirse telefon yaparım <laughs> dedi. Onu da duyduk. Bu da böyle bir şey ama kolay işler değil bunlar tabii. Hani bir anda böyle bir şey yapılması. Evet. Şimdi bu Twitter, bu algoritmasının nasıl çalışacağı aslında önemli bana kalırsa. Bana kalırsa değil, herkese kalırsa. Şundan kaygı duyuyorum. Bu algoritmalar her zaman için açık politikalarla, bilinen politikalarla işlemiyor biliyorsun. Satıştan önce açacaklarını söylemişlerdi. O da kaynağına gitti. Algoritmanın nasıl çalıştığını açacaktı Twitter. Evet. Böyle bir konu tartışması evet. çıkmıştı. Evet. Evet. O da ayrı. Dolayısıyla burada hani başlangıçta söylediğim hani daha farklı fikirleri, daha özgür tartışma yani eski geleneksel iletişim ortamındaki ekosisteme yakın bir durum yaratabilir. Bu bir imkan çünkü Twitter bilginin, fikirlerin paylaşıldığı bir mecran. Evet. Ama arka planda eğer bunu manipülasyon amacıyla belli hedefler için, bu şirketler olabilir, belli topluluklar olabilir, hükümetler olabilir, siyasi hedefler olabilir, ekonomik hedefler olabilir. Eğer arka planda bu algoritma manipülasyon amacıyla çalışır hale gelirse bizim, hayal etmiş olduğumuz farklı fikirlerin, özgür düşüncenin, karşılaştığı, yorumların, tartışmaların yapıldığı bir yer olmak yerine daha da çatışma yaratan, daha da ayrıştıran, manipüle eden, yönlendiren bir noktaya doğru da evrilebilir. Bu benim zihnimde büyük bir soru işareti açıkçası. Başlangıçta söylemiş olduğum düşünceyi bu soru işaretiyle de tamamlamak istiyorum. Onun da nasıl işleyeceğini herhalde uygulamaya girince göreceğiz. Bu arada tercih tamamen tabii ki bitirmezse ilan maskı. Bu tercihe dayalı bir durum olacak. İsteyen böyle yapay zekanın önerdiği şeyleri görebilirken yok ben takip ettiğim adamların zaman akışı şeklinde görmek istiyorum evet. seçeneği de mümkün. Ama orada da şöyle bir handikap var. Sürekli kendinizin hoşuna giden insanları takip ettiğinizde de bir yankı odasının içine hapsolmuş oluyorsun. E dışarıdan da bir şeylerin sokulması lazım ama o da işte manipülasyona açık. Bu iş şöyle çözülür. Algoritma, açıklanacak halka. Yani neye göre çıkıyor? Bunun çok basit bir kuralı olabilir. Mesela ne olabilir? İşte ilgili bu fikri yazan kişinin hesabında genel olarak kaç tane genelde yazdıklarına doğrulama var. Bu bot mu? Yani bot olma ihtimali olmayan şu 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 şöyleyse, bu bu böyleyse bunu globale de göster gibi belli olan bir algoritma olursa bu tabi bot hesapların bunun üzerinde de çalışma yapmasına sebep olacaktır ama artık burada geri kalan sınırlı sayıdaki mühendis bir zahmet. Değil mi? Adamları atarken iyiydi. Kaç tane Bunu kaldıysa. ya yani mesela şey çok büyük soru işareti benim için. Etik alanda Twitter'ın etik alanda çalışan bütün departmanlarını, ekiplerini hepsini işten çıkarttı. Daha eşitlikçi, daha dengeli bir hizmet altyapısı sunması için konseyler, bir takım kurullar hepsini çalışanlarla dahil hepsini işten çıkarttı. Hatta son olarak Avrupa'da kurulmuş olan... Kapandı. Evet, evet o ofisi tamamen kapattı. İşte Avrupa Birliği ile daha dengeli, daha erişilebilir bir politikalar giden ofisi tamamen kapattı. Tam bir tek adam yönetimine doğru gidiyor. Çok yabancı gelmedi. <laughs> diyorsun. Evet burada hemen konuyu farklı bir konuya bağlayalım. Geçelim. Seni çok sevdiğim konular olduğunu biliyorum. Onun için de bu tip başlıklarla karşılaşınca kayıtlarımızı, yayınlarımızı almaya çalışıyorum. Uzayla ilgili konular olunca seviyorsun bunu. Gideceğiz bir gün ben. Ha, var öyle bir hedefimiz var. Hazırlıklarım var. Valizini hazırladın zaten. Valiz almam. Ne yapacağım? Uzayda ne yapacağım valizi? Ama çok cevval, aceleci de olma derim. Niye? Çünkü atmosferin dışına çıktığımız andan itibaren de riskler çok fazlalaşmaya başladı. Bu riskler neler? Daha hemen sınırımızın, dünyamızın hemen sınırın bir tık ötesinde riskler çok fazla. Ne demek istiyorum? Çöplüğe döndü. Sevgili Dağın Uzgur. Astronotlar yediği elmaların çöpünü uzaya atıyormuş. <gülüyor> 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 Belki de onlar da vardır bilmiyorum ama şu anda aktif 2000 civarında herhalde bir uydu var aktif çalışan ama 2000 civarında aktif uydunun yanı sıra 3000 civarında da çalışmayan uzay yörüngesinde alçak ya da yüksek yörüngede dönen uydular var. Bazen öyle risklerle karşılaşıyor ki farklı uzay araçları diyeyim ya da uydular ve yörüngeyi değiştirip alçalt yüksel uzaydaki çöplerle karşılaşmamak için işte bir Rus en son NASA eski bir Rus uydusunun enkazına çarpmamak için yörüngesini son anda değiştirmiş. Ayrıca 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası olduğundan söz ediliyor. Şey var roketle patlatılan bir tane uydu var, onun parçaları var. Çin'in fail olan parçalanmış ürünleri var. Bir de uyduların ömrü bitiyor konusu var ama aslında şundan dolayı uydunun ömrü bitiyor. Bu yörüngeye dengelemek için sabit yörüngede kalsın diye bunların içine bir yakıt koyuyorlar. O yakıt bitince uydunun ömrü de bitti sayılıyor ve onu orada bırakıyorlar. Zaten yakıtı bittiği için bir yere de gidemiyor. Hani son bir Şöyle bir atmosfere girse bu sefer düşme tehlikesi falan var. Etrafımızda bayağı büyük bir ölçüde dönen bir çöplük var. Bu çöplerin toplanmasıyla ilgili bir girişim vardı yakın zaman içinde. Tahmin ediyorum herhalde birkaç yıl sonra belki de bu uzay çöpü toplayıcıları bir iş olacak bu. Ee, ve bu sayede oradaki dönen çöplerden de kurtululmuş olacak. Yoksa benim uzaya gitme projem daha başlamadan bitecek. Şey çöpü aşamayacağız çünkü. Bu kadar böyle bir ciddi durum var orada yakın zamanda görürüz. Tabii Elon Musk'ın Starlink projesinde de hala yani, roket evet. kalkıp iniyor. Onlarca uyduyu taşıyor. Daha büyük bir çöplüğe dönüşme ihtimali de var. Onları atmosfere bizde. sokarak yakma ile ilgili bir plan var ama tabii ne kadar başarılı oluyor, ne oluyor onu da bilemiyoruz. Hmm. Şu an uzay her ne kadar kontrollü gibi gözükse de bütün ülkelerin hakimiyetinde olduğu bir alan değil. Bir takım kurallar centilmenlik üzerine koyulmuş kurallar var. Ve bu paraya dayalı olduğu için işte çok fazla böyle kavga çıkmıyor. Ama ilerleyen yıllarda muhtemelen işte benim ülkemin iz düşümünün üzerinde olan uydulara ben izin vermeliyim falan falan gibi konular belki gündeme gelecek. Uzay biraz daha paylaşılamaz hale gelecek. Uzay hukuku da Ulaşacak. Uzay hukuku olacak. Mars'ta işte toprak kimin olacak? Aya ayak basan şimdi Amerika gidiyor. Onun mu olacak bütün ay? Diğer dünyadaki ülkelerin burada hakkı olmayacak mı? Gibi birçok soru var. Çünkü Şimdi kalkıp Amerika gitti diye ortada bir maden buldu. Mesela ayı bayağı bunlar kepçelerle kazmaya başladılar. E, dünyadaki geri kalan vatandaşların bu konuda bir yorumu olmamalı mı? Olmayacak mı? Oradaki çıkarılan maden kimin? İnsanlığın mı olacak? Amerikalı şirketlerin mi olacak? Bunlar da bence çok büyük. Belki de dünya savaşlarının çıkmasına bile sebep olabilir. Dünya savaşı değil artık. Bunlar bir uzay savaşı. Uzay savaşı. Ne demek gerekiyor? Dünyanın sınırlarının dışına çıktık. Uzayı konuşuyoruz. Yine ilgimi çeken bir başlık oldu. Birçok ülke uzaya işte farklı hedeflerle, farklı projelerle uydu gönderme, Mars'a gitme, Ay'a gitme, Ay'a yol yapma gibi politikalar gidiyorlar. Ama Afrika'dan bir ülke, Uganda mesela, Ay'a ilk uydusunu göndermiş. Bu benim ilgimi başlı okur okuması çekti ama tabii ki biraz detayı okuyunca tabii NASA aracılığıyla işte Japon bilim insanlarının hazırladığı ya da onların desteğiyle gönderilen bir uydu. Ama yine de bir Afrika ülkesinin Uganda'nın uzaya uydu göndermesi bu kapsamın içerisine girmesini de önemsedim açıkçası. İklim üzerine ağırlıklı olarak meteoroloji hedeflemesiyle gönderilmiş bu uydu. Sen ne diyorsun? Şimdi ülkeler halklarını motive etmek için bu tarz teknolojik yatırımlar yapıyorlar. Kuzey Kore'de roketleriyle övünüyor. İşte onlara resmi geçit yaptırıyor. En son Suudi Arabistan bütün parasını basarak, basmak suretiyle e, uydu göndermişti. İşte Mars yolculuğu yapan araç yapmıştı parasıyla falan filan. Bunlar tabii motive edici yapılıyor. Uganda'da hani bir nevi belki de bu uzay alanında bir start verilsin diye e, böyle bir yola baş koymuş olabilir. Çünkü Uganda'nın ne uzaya gönderecek roket için ne parası ne imkanı var ne de böyle bir uyduyu yapacak yetişmiş bilim adamı var. Benzer durum Türkiye için de geçerli. Bir Türkiye'de de uzay ajansı kuruldu ama hani dört dörtlük çalıştığını çok söyleyemeyeceğiz. Bu iş böyle çünkü hani devletin karar vermesiyle olacak bir şey değil. Bu bir ekosistem. Bu alanda üniversitelerde öğrenciler mezun verilecek. Bunlar dünya kalitesinde olacaklar. Hocaları bunların yurt dışına gitmek yerine Türkiye'de kalacaklar, gelir elde etmeleri lazım. Laboratuvar ortamları lazım 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 ondan sonra ortaya bir net ürün çıkıyor. Yapılmasın demek değil yani yanlış anlaşılmasın ama devletin ittirmesiyle yapılan şeylerde bu tarz böyle biraz daha hani halka moral motivasyon olsun aşamasında kalıyor. Ben biraz daha devletin ideal koşullardan bahsediyorum. Hani devletin kendini paralaması yerine bu alanda çalışma yapan özel şirketlere destek vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de şu an uzay alanında Kurulmuş çalışan bir şirket var. Ee, mesela devlet buraya bir yardımla veya teşvikten bahsetse belki bu uzayla ilgili şirketlerin sayısı 5'e çıkar. Neden hani devlet işte kendi bir şeyleri yapmaya çalışıyor? NASA'nın klonu kopyası aslında bu kafa olarak. Hani bir denetleme düzenleme açısından Türkiye Uzay Ajansı iş yapabilir ama hani roketle ilgili konuda da bence kaynağı oraya aktarmak yerine özel şirketleri uzay konusunda çalışma yapan, uzay kargoculuğu, çalışması yapan şirketlere devlet fon verse, para verse daha doğru olur gibi geliyor bana. Yani bu tartışmaya açık bir konu. Onu söyleyeyim. Bunun farklı perspektifler. Var bir benzeri de araba yapmakla ilgili bir konu var çünkü. Tartışılabilir. Neden farklı perspektiflerden tartışılabilir? Çünkü özel sektörün desteklenmesiyle, teşvik edilmesiyle ekosistemin oluşabileceği, farklı çalışmaların tetiklenebileceği, harekete geçirilebileceği alanlar, sektörler, konular var. Bazı alanlar ise gerçekten kamunun işin içerisinde olmasıyla hayatiyet kazanabilecek ve doğrusu da aslında o. Mesela sağlık alanı, eğitim alanı, büyük ulaşım politikaları, büyük enerji yatırımları ve politikaları. Çünkü bu alanlar milyonlarca insanı etkileyen alanlar ve ağırlıklı olarak kamu politikaları eğer buralarda ağırlıklı olmazsa tamamen ya da büyük oranda özel sektöre terk edildiği itibaren milyonlarca insanın etkilendiğini ya Türkiye'de görüyoruz mesela. Sağlık alanında, eğitim alanında yaşanan soruları. Senin söylediğin gibi yani uzay konusu bu anlamda özel sektör, kamu nasıl bunlar konuşulması, tartışılması gerekiyor. Yani bir devletin tekstil alanında çok dominant olmasına ya da ne bileyim otomotiv alanında belki çok fazla dominant olmasına gerek olmayabilir. Bu tarafta özel sektörü doğru politikalarla, rekabetçi politikalarla teşvik ederek kullanabilirsiniz. Ama bazı alanları kamu politikalarını önceleyerek iletmeniz lazım. Uzay bu anlamda hangi şey oturuyor bu konuda çok keskin bir fikirler süremem açıkçası. Real örnek vereyim. Yazılım. Şimdi yazılım. Hani uzay dedik biraz daha böyle herkesin hakim olmadığı bir konuydu. Ama yazılıma dönelim. Devlet yazılımla yapmaya çalışıyor mesela. Belediyelerin her biri kendi bünyesine işte bir takım personeller alıp yazılım yapmaya çalışıyor. Halbuki bu yazılımları yıllardır yapan birçok memlekette şirketler var. Neden mesela kamu yazılımla ilgili ihtiyaçlarını Türkiye'deki özel şirketlerden alarak sektörü büyütmek yerine kendi pahalı bir şekilde yüksek maliyette kendi personeliyle bu işi çevirmeye çalışıyor. Bu yanlış. Dünyadaki en pahalı şey bir kişinin kullanacağı yazılım yazmaktır. Yazılım ne zaman para kazandırıyor? Bunu bir ürün haline getirip satmaya başlarsan adetli montanlı şekilde o zaman çok karlı bir hale geliyor. Yoksa yazılım aslında çok şeydir zarar edebileceğiniz bir alandır. Sattığınız sayı azsa kişiye özel terzi gibi düşünün dikiyorsan bu yazılımı bu çok pahalı bir şeydir. Ama kamu tarafına baktığımız zaman mesela yıllardır hiç özel sektörden almak yerine kendi bir takım personel alıp kendi yapmaya çalışıyor. Dört dörtlük de bir şey ortaya çıkmıyor ve bu alanda desteklenmemiş oluyor. İşte ben alanlar belirlenebilir bununla ilgili bir şey söyleyemem. Hizmet alımında öyle kriterler koyarsın ki öyle denetlersin ki hani oralarda da problem çıkmayabilir. Türkiye'de o konuda problem çıkacağına emin olduğumuz için giremiyoruz. Yoksa sağlık konusunda da rekabet ve denetleme on numara olsa herkes eşit şartlarda olsa o zaman sağlıkta da devlet hizmet alımıyla bunu yapabilir. Ama işte bizim bir takım başka problemlerimiz var. En real örnekte yazılım. Türkiye'deki yazılım sektörünün yeteri kadar devlet ve kamu tarafından desteklenmemesi sebebiyle yıllardır biz bu alanda bir şey yapamadık. O açıdan en azından uzaya daha yeni başlamışken hani milyonlarca dolar parayı boşa harcamak yerine bu parayı en azından özel sektöre bir şekilde kuralına uygun ama bakın peşkeş çekmek demiyorum. İndiragande demiyorum. Saçın demiyorum ama vererek çok değerli uluslararası Türk uzay şirketlerinin çıkmasını sağlamak bence ülkenin geleceği için daha hayırlı olur. Yoksa işte Ay'a gittik sert iniş yaptık kafa attık işte 10 milyon dolar harcadık. Aferin tamam güzel bravo. Hani billboardlarda görüyorum şu anda işte Ay'a roket gitti falan. Gitti de beni duygulandıran gözümün dolmasını sağlayacak olan şey bir özel sektördeki şirketin oraya gitmesi olur. Evet şimdi o vurgunu anlıyorum ama ben yine de şöyle düşünüyorum. Dünyanın memleketi memleketimizin çok sorunları var. Ekonomik kaynaklara ihtiyacımız var. Dövize ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var. Üretime ihtiyacımız var. Evet uzay madenciliği, Mars'a gitmek bunlar insanlık için güzel, önemli, hoş idealler. Ama öncelikli olarak şu dünyadaki problemleri insan yaşamı ile ilgili insan kalitesi ile ilgili insanın refah içerisinde yaşaması ile ilgili sorunları bir çözelim kaynaklarımızı daha insani bir dünya yaratmak için kullanalım yani zihnimizin bir köşesinde de bir meteordan insanlık için yararlı bir maden elde edeceksek Evet yani tabii ki niye böyle bir şey yapılmasın ya da uzayın derinliklerini insanın varlığı ile ilgili evrenin varlığı ile ilgili bir takım bilgilere ulaşmaya çalışmak Tabii ki bilimin ilgi alanlarından bir tanesi. Bunları da ihmal etti. Ya bu para zaten harcanıyor diyorum. Ben de hayırlı bir yere gitsin istiyorum. Bu para zaten harcanıyor şu anda. Başlandı harcanmaya. Ya nasıl harcandığını... Eh işte o problem zaten. O beni düşündürüyor. Evet. Deyip burada nokta. Evet. Başka bir konuya geçelim. Zaman hızla ilerliyor. Çok da fazla dinleyici ve izleyicilerimizin vaktini almayalım. Neuralink ile ilgili. Yine dönüp dolaşıyoruz. Yan tarafa sapsak da Elon Musk. Epey bir zaman. bu şekilde çıkıyor yolumuz. Neuralink konuşmadığımızı fark ettim ben konu başlığını görünce. Bayağı bir sessiz kalmışlar aslında. Evet. Bir yıl kadar önce 2021 Ağustos sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bir hayvanlı deneyi hatta canlı yayında bir sunum yaparak Elon Musk bu deneyleri hangi noktaya doğru geldiklerini paylaşmıştı. Neuralink insan beyniyle makine arasında bir bağ ve arayüz oluşturmaya çalışan bilimsel bir şey diyelim, girişim diyelim. Dolayısıyla 6 ay içerisinde hayvanlarla yapılan deneylerin insan deneylerine doğru evleneceğine yönelik bir bilgi, bir haber vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. İstersen yani hızlıca bir özet bir Neuralink'in ne olduğunu, ne yapmaya çalışıyorlar bir teknik düzeyde bilgi ver onun üzerine biraz konuşalım. Şimdi bu da tabii işte <laughs> bahsettiğimiz gibi Elon Musk'ın bir şirketi satın aldı bunu Neuralink'i ve yatırım yapıyor bu alanda. Ana fikir olarak beyne yerleştirilen elektrotlarla bilginin okunması ve bilginin gönderilmesine dair bir çip geliştiriyorlar. Şimdiki çipte işte 1024 tane elektrot var. Beyne saplanıyor bunlar. Saç kılı kalınlığındaki. Kortekse yani beyin evet, kafatası. Çeşitli noktalarına. Yiyorsak... Kablosuz şarj edebilecek şekilde bir bozuk para büyüklüğünde bir çip kafanızda oluyor. Buradan hem data okuması yapabiliyorsunuz hem de data gönderebiliyorsunuz. Bu çift taraflı verinin şöyle bir yararı var. Görme engellilerin bir görüntü beyinlerinde oluşturması için önemli. İşte burada Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların evet. tedavisinde. Aynı de. zamanda buradaki şempanzeli testte işte uygulandığı üzere mesela şempanzeye oyun, pong oyunu oynatmışlar. klavyede yazı yazdırmışlar. Hayvan bunları beyin gücüyle sadece düşünerek gerçekleştirebilmiş. Yani final olarak aslında her ne kadar çok korkunç ve iğrenç gözükse de insan beynine direkt data gönderme. Yani benim aradığım o metaverse çözümü belki de. Yani gözlük takarak değil de kafamıza yerleştireceğimiz o implant proplar sayesinde ve çiple datanın direkt beyinden okunması ve beyne direkt data gönderilmesiyle o hayal edilen metaverse belki de Neuralink'le gerçekleşmiş olacak. Şu an biraz böyle şey sanki Korkunç geliyor tabii hani böyle kafamıza kablolar saplamak falan ama oradaki ameliyat tekniği belki de çok basit bir şey olacak. Hızlı bir şekilde sonuçlanacak ve insanlar bu çipi kafasına takıp oturduğu yerden düşünce gücüyle hiç ağzını oynatmadan bir yere gitmeden işlerini görebilecekler. Hızlı ilerlemişler çünkü şempanzeli testi falan geçmiş bunlar. E, i̇lerleyen aşamada bu kafaya bağlanan prop sayısı da 16 bine çıktığı zaman elektrot sayısı. Bas kırılma noktasının orası olması. Tabii gerekiyor. çok bilgi gelecek, çok bilgi gönderilebilecek. O zaman işler biraz değişebilir. Evet. Black Mirror'ı meşhur platformda izlememiş olanlar hala varsa bu konulara da temas eder. çok ilginç bölümleri var. Bazen tekrar tekrar o Black Mirror'ı izlemek gerekiyor gerçekten. Evet. Burada da hani işin bir aydınlık bir karanlık tarafı var. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani kim itiraz edebilir ki Parkinson'u, Alzheimer'ı görmeyen bir insanın bu sağlık sorunlarını çözüp felçle ilgili o tarafı da ilgilendiriyor çünkü sağlık sorunlarını çözmesi kim itiraz edebilir? Bu aydınlık taraf ilerlesin. Bu konuda kimsenin itirazı yok. Ama distopik tarafı ne bu işin insan beyniyle bilgisayar arasında bir bağ kuruyorsun. Dolayısıyla hani transhumanizm tartışmalarının konusunun da bu noktada gündeme geliyor zaten. İnsan türünün ötesine doğru bir evrilmeye doğru gidiyoruz. Ne kadarımız bilgisayar olacak? Ne kadarımız organik insan olacak? Ne kadarını biz düşüneceğiz? Ne kadarı bilgisayar tarafından yönlendirilen ve bize direktif edilen bir unsur olacak? Bunlar önümüzdeki dönemde çokça konuşulacak. Hukuk açısından konuşulacak. Yaşanan bir takım fiili durumlar ortaya çıktığı zaman bu suçlusu bilgisayar mı olacak yoksa biz mi olacağız? Şeytana uydum yerine Neuralink'e uydum <laughs> diyecek adam belki. <laughs> Neuralink bu alanda çalışan şirketlerden, markalarından bir tanesi. Yani Google'da çalışıyor, Apple'da çalışıyor, Çinli şirketlerde Google. çalışıyor. Dolayısıyla bunların felsefeyi, sosyolojiyi, hukuku, ekonomi ilgilendiren birçok yönleri var. Bunların da çalışılması gerekiyor. Bak döndük dolaştık nereye geldik gene biliyor Eğitime geldik. Hangi üniversite Türkiye'de bu konuları gündemine alıp bölümler açtı? Hani yapay zeka ile ilgili bölümler açan üniversiteler de var. İTÜ var, Hacettepe'de var, farklı üniversiteler var. Bunların da yalnızca teknik düzeyde, mühendislik düzeyinde değil, felsefe olarak da, sosyoloji alanında da tartışılması, fikirler geliştirilmesi gerekiyor. Karanlık tarafının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani Neuralink ürpertmesi gerekiyor bir taraftan da. Düşünmemiz, sorgulamamız gerekiyor Ama diye. İşte eğitim sisteminden felsefe derslerini kaldırıyoruz. Evrim teorisini kaldırıyoruz. Ondan sonra da işte siz diyorsunuz ki eğitim sisteminde bunlar olsun falan filan. Bunların hepsi birbiriyle bağ. Adamın küçük yaşta bunları düşünebilmesi için bu felsefeye ait bir takım kırıntıların ona verilmesi lazım. Tabii ki. Ama sen bunları eğitim hayatından kaldırıp tamamen üniversitede dört tane soru çöz. Oradan bölümü kazanırsın. Soru sormayı öğretmemiz lazım. Sevgili Dağın Uzgur. Evet. Soru sordurtmuyor eğitim sistemimiz. Ezber, yanıtlar, hazır yanıtlar, o yanıtlar. Bu dünya bitti. Yani soru sorarak, kaliteli sorular sorarak, meraklı beyinler yetiştirerek meraklı duyguları olan, heyecanları olan insanlar yetiştirerek insanlığı, geleceği hazırlayabiliriz. Yani bunları sorması lazım. Biraz önce konuştuğumuz şeyleri, sormaya çalıştığımız şeyleri bütün alanlarda, bütün meslek alanlarında sormaya ihtiyacımız var. Ama biz soru soran Sormuyoruz. insanlardan korkuyoruz. Eğitim sistemi başarısız olunca da sınavı kaldırıyorsun. Bir sürede evet. onunla idare ediyorsun. Ya Peki bir sonraki aşama ne olacak mesela? Adam eksi 2 ile üniversiteye girmiş, eksi 2 netle. Bir sonraki aşama ne olacak? Sorunları öteleyerek, halının altına süpürerek, üstünü örterek, yok sayarak, evet. dünya sorunları yaşadığım sorun yokmuş gibi davranarak büyük kriz, kaos, sürdürülemez bir ekonomik sistem, toplumsal yapı, Büyük kaos olur. Gidecek. Nereye gidecek? Buraya gidecek. Ya belki de bizim bilmediğimiz bir bildikleri bir şey var. Diyorlar ki 10 yılda zaten kıyamet kopacak. Fazla zorlamaya gerek yok. Bütün dünya yok olacak. Yani. Bak şimdi yok olacak dedin. Gerçekten de yakında yok olacak ülkeler bile var biliyor musunuz? Her şey birbirine ne kadar bağlı. Mesela önümüzdeki yıllarda Tuvalu diye bir ülke olduğunu duymuş muydun mesela? Ben yok olacak ülkelerden Hollanda'nın bak biliyorum su altında kalacağını. Evet, çok çok konuşulan deniz seviyesinin altında bir ülke geniş toprakların Hı -hı. olduğu bilindiği için evet o konuşuluyor, gündeme geliyor ama mesela dünyada bazı ülkeler var, ada ülkeler özellikle, Okyanusya'da, ya da işte farklı noktalarda şu anda hazırlık yapıyorlar. Mesela nasıl hazırlık yapıyor? Tuvalı diyor bir ülke var. Haritadan, Google'dan hemen bizi dinleyen, izleyenler sorgulayabilir, yerini de görebilirler. Avustralya açıklarında ve ada ülkelerinden bir tanesi. Topu topu da 26 kilometre karelik küçücük bir ülke. Buzulların erimesi, artan sıcaklıklar nedeniyle kesip biz su altında kalacağız deyip hazırlık yapıyorlarmış. Göç edeceklermiş bir yere ama nereye göç edeceklermiş biliyor musun? <laughs> Tuvalı sular altında kaldıktan sonra artık metaverse'te varlığını sürdürmeye hazırlanmış. <laughs> Bu çok ilginç. Yani tamamen ülkeyi simüle edip Metaverse'e taşımaya hazırlanıyorlar. Sular altında kalmadan ömrümüz vefa eder de belki de birlikte atlar uçağa. Tuvalı'yı sular altında... Kalmadan önce görürüz. Çok da güzel. Fotoğraflarda çok da güzel bir ülke olduğu, ada ülkesi olduğu gözüküyor. Ama yani buna hazırlanmaları, bunu gündeme getirmeleri de çok ilginç çekti benim. Ne dersin? Yani başka ülkeleri de metaverse'e taşıyabilir miyiz? Uzun süredir böyle distopik olmayacak şeyler insanın hayatında bu dönemde gördük. Dünya tarihinde çok oldu mu veya her nesil bunu yaşadım bilmiyorum ama Özellikle doğa olaylarında, sıklıkla dile getiriyorum ya, bir nesil içinde artık çok garip şeylerle karşılaşıyoruz. Yani iklimin doğduğun, işte gençliğini yaşadığın dönemle yaşlandığın dönem arasında bile farklılıklarının olduğu, suların yükseldiği, ülkelerin yok olduğu, kuraklığın olduğu, çölün olduğu, ülkelerin çıktığı, gittiği, kaybolduğu bir ortama doğru ilerliyoruz. Bir hoş sadağa kalsın diye bunlar da ülkelerini dijital olarak kopyalayıp Metaverse'e aktarıyorlar. Bir ülke kodu mu eksilecek bunlar giderse şimdi? Öyle gözüküyor. Ya yani bir yere taşınamaz. Ya da bunlara belki acıyıp bir, bir, parça belki bir yeri bir kara parçası verirler. Yani şimdi tuvalı, metaverse falan biraz önce ne konuştuk? Neuralink konuştuk. Yani her şey birbirleriyle nasıl bağlantılı hale gidiyor. Yani metaverse de işte Neuralink aracıyla bağladığın zaman orada yaşamaya artık avatarlarımızla <laughs> denize nasıl girilir metaverse onu da bilemiyorum. <laughs> Şimdi ben eğer bu yaşım benim Mars işini belki kurtarmaz. O zaman beni kavanoza koyun. <laughs> Neuralink'i bağlayın. Beni kavanozla kargolayın. Belki iş bu noktaya kadar gidecek. İşte size ölümsüzlük. Beyni bir şekilde yaşatırsan, Neuralink gibi bir çipi de ona bağlarsan, diğer kol, bacak, kalp, malp bunlar da lazım değilse, sadece beyni yaşattığın zaman bu mümkün olursa, bir kavanozun içinde ben de hayatıma devam eder. Mesajlarımı, toplumsal mesajlarımı kavanozdan vermeye devam ederim. Balkon konuşması yerine size kavanoz konuşması yaparım. <laughs> Diyorsun. Bu hafta da keyifli bir sohbet yaptık. Bu haftaki gündemimizde sular altında kalacak olan tuvalıyla bağlamış olduk. Yine pazar gününüzün içine ettik ve negatif ne kadar haber varsa onları pompaladık. Yok canım güzel keyifli sohbet ettik öyle deme. Yani bizi dinleyen izleyenler keyif al. Gelen mesajlardan ben onu anlıyorum. Eğer dediğimiz gibi ise keyif alıyorsanız seviyorsanız her zaman tekrarladığımız gibi lütfen yorum yapın, beğenin, paylaşın, eleştirin. içinizden zihninizden ne geçiyorsa onu yapın. Sizden gelecek olan bildirimlerden yararlanmaya gayret ediyoruz. Ve bu hafta da bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Var mı son ekleyeceğim bir şey? Veda edelim. Hoşça kalın diyorum. Haftaya tekrar görüşmek evet. üzere. Evet. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Gelecek, konuşuluyor bugünün ötesinde. Dün bugün gelecek. Konuşuluyor bugünün ötesinde. Dün bugün gelecek. Konuşuluyor bugünün ötesinde. Dün bugün gelecek.